gün ötesi eğitim. Evet, son bölümde eğitimi konuşacağız. Herkesi her yerde dünya standartlarında bedelsiz eğitim mottosuyla yola çıkmış bir hareket var. Khan Akademi eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için herkesi her yerde dünya standartlarında ve ücretsiz özellikle eğitim imkanı sunmayı amaçlıyor ve kar amacı gütmeyen bir eğitim kurumu olarak lanse ediyor. Bilgiler bu yöndeki Khan Akademi'nin. Şimdi Khan Akademi Türkçe'nin Türkiye Direktörü Sayın Alp Köksal konuğumuz. Alp Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bugün yeni teknolojilerin sayesinde dünya genelinde eğitim alanında birçok yenilikten bahsediliyor. Bize biraz bu değişimden de bahseder misiniz? Tabii ki. 21. yüzyılın dünyamıza kazandırdığı yeni teknolojiler her gün her yerde biliyorsunuz karşımıza artık çıkıyor. İnternetin yaygın kullanımıyla küreselleşen bir dünyada artık bilgiye ulaşmak da geçmişe göre çok daha kolay. Fakat iletişim ve bilgi çağında bir dakika durup da geçmişe baktığımızda bazı şeylerin pek de değişmediğini görüyoruz. Örneğin sınıflardaki eğitim belki kara tahtanın yerini beyaz tahta ya da akıllı tahta almış olabilir. Fakat dersin işleniş biçimi ve eğitim anlayışı hala çoğu sınıf için aynı çerçeve içinde devam ediyor. Maalesef dünya genelinde eğitim fırsatlarında hala bir eşitsizlik söz konusu. Maalesef, doğru. İşte tam da bu sebepten bugün tüm dünyada eğitim alanında bir reform var. Hayatımızın birçok alanında kullandığımız yeni ve gelişmiş teknolojiler artık sınıflarda, okullarda, farklı uygulamalarda karşımıza çıkmaya başladı. Bugün mesafeler olmadan dünyanın herhangi bir yerinde ders anlatan bir öğretmeni evimizde oturduğumuz yerden rahatça dinleyebiliyoruz. Kısacası artık gençler, hatta çocuklar öğrenirken dünyaya farklı bir gözle bakıyorlar. Modern bir eğitim için onlar da yeniliklerden faydalanmak istiyorlar. Tabii. Khan Akademi işte tam böyle bir zamanda bu değişimin en önemli temsilcisi olarak ortaya çıkıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için herkese, her yerde, istediği zaman, istediği hızda, dünya standartlarında bir öğrenim imkanını ücretsiz olarak sunmayı hedefliyor. Khan Akademi ders videoları, interaktif alıştırmalar, seviye tespit ve yönlendirme algoritmaları, ödüllendirme ve raporlama mekanizmalarıyla eğitime yenilikçi bir bakış açısı getiriyor. Bugüne kadar dünya genelinde 400 milyondan fazla ders izlendi bile. Oldukça iyi bir rakam. Khan Akademi fikri nasıl ortaya çıktı Alp Bey? Peki Khan Akademi bir de nasıl kuruldu? Anlatır mısınız bize? Tabii. Aslında Khan Akademi'nin kuruluş hikayesi de oldukça ilginç. Khan Akademi Amerika'da yaşayan annesi Hintli, babası Bangladeşli Salman Khan tarafından kuruldu. Salman Khan finans sektöründe çalışırken bir yandan da farklı bir şehirde yaşayan küçük kuzenine matematik çalıştırıyordu. Khan'ın mesleği aslında öğretmenlik değil. Fakat MIT ve Harvard gibi Amerika'da iyi okullardan 4 senede 4 diploma kazanmış, oldukça zeki bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Bu oldukça iyi bir başarı. Evet, evet. Khan bir gün her zamanki gibi dersi internette birebir gerçek zamanlı olarak anlatmak yerine acelesi olduğundan dolayı dersi evinde hazırlıyor, bilgisayarına kaydediyor, internete yüklüyor ve kuzeninden de sanki kendisi anlatıyormuş gibi sınıftan, okuldan eve geldiğinde bilgisayarının başına geçmesini ve internette kayıtlı olan dersi dinlemesini istiyor. Dersi izleyen küçük kızın Khan'a söylediği şey aslında Khan Akademi fikrinin temellerinin atılmasını sağlıyor. Küçük kız internette ders anlatan kuzenini, yani internetteki öğretmeni, yüz yüze gördüğü tanıdığı kuzenine tercih ettiğini söylüyor. İnternette ders anlatan bir öğretmen daha çok sevilebilir mi? Belki öğrenci açısından düşünürseniz bu mümkün olabilir. Çünkü dersi öğrenci istediği yerde, istediği zaman, istediği anda dinleyebilir. Doğru. Anlamadığında tekrar edebilir, sıkıldığında durdurabilir. Kısaca süreç tamamen öğrencinin kontrolünde olur. Mesela ertesi gün sınavı olan bir öğrenci isterse gece geç saate kadar ders çalışabilir. Bunu tabii gerçek bir öğretmenden istemek, beklemek haksızlık olurdu. Neticede öğrenci kendi kişisel tercihleriyle öğrenme sürecini yönetebiliyor. Ne zaman ihtiyacı olursa ya da ne zaman öğrenmek istiyorsa kendine en uygun hızda çalışıyor.
Anlamadığında da ona kimse kızmıyor. Bu çoğu öğrencinin Kaan Akademi'yi sevmesi için belki bir sebep olabilir. Hikayenin başlangıcı böyle. Peki devam etmesi ve böyle büyümesi nasıl gerçekleşti? Evet, ben hikayenin başından biraz uzun bahsettim. Hikayeye geri dönecek olursak, kuzeni için hazırladığı videodan Salman Khan binlerce öğrencinin faydalandığını görüyor. Çünkü teşekkür mesajları yağmaya başlıyor. 2006 yılında Khan Akademi'yi tek başına kuruyor. Bilginin ihtiyacı olan herkese ulaşması için her zaman ücretsiz olması gerektiğine inanıyor Khan. Sosyal fayda idealleri doğrultusunda asıl işinden de ayrılıyor ve tam zamanlı bir öğretmenlik yapmaya başlıyor. Bir süre sonra, hatta maddi durumu da pek iyi değilken, çünkü biliyorsunuz bunu ücretsiz olarak sunuyor. İnanılmaz bir şey oluyor, bir anda bağışlar gelmeye başlıyor. Salman Khan'ın başına, her girişimcinin başına gelmeyecek güzel bir olay da geliyor. Bill Gates bir gün katıldığı televizyon programında artık kendi çocuklarını Khan Akademi ile ders çalıştırdığını, Melinda ile çocukları ders çalıştırmaktan kurtulduklarını, çünkü internette Khan Akademi diye bir okul var, çocuklar artık orada öğreniyorlar diyor. Tahmin edersiniz hızla bir popülerlik yakalıyor Khan Akademi. Ve ücretsiz olması, değil mi? Belki de bu kadar popüler olmasında önemli bir etken oldu. Kesinlikle. Çünkü burada bizim en çok vurgulamak istediğimiz şey, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için bilginin ücretsiz olarak herkese ulaşması. Artık internet çağındayız, bilgi çağındayız. Çoğumuzun cebinde cep telefonu var, tablet bilgisayarlarımız var. Olmayanlar da bir şekilde internete bağlanabiliyorlar. Dilerim gelecekte bu imkanı olan insan sayısı da artacak ve böylelikle internete bağlanabilen herkesin dilediği eğitimi alma fırsatını yakalamasını hedefliyoruz. Evet. Hikayeyi çok kısa toparlamam gerekirse, bir kişinin idealleriyle başlayan bu yolculuk bugün 100 kişinin üzerinde bir ekibin desteğiyle devam ediyor. Derslerin büyük bölümünü Salman Khan hala kendisi hazırlasa da Khan Akademi bugün tam 28 dile çevriliyor ve 200 ülkede kullanılıyor. Bu 100 kişinin hepsi eğitimci mi Khan Akademi'de? Hayır. Çünkü sistemin önemli bir bölümü aslında yazılım üzerine çalışıyor. Vaktimiz olursa biraz sonra ondan da bahsetmek isterim. Eğitim kadrosu aslında bu 100 kişinin de haricinde bir kadro. Dersleri hazırlayan bir ekip var. Bu dersleri denetleyen ve akademisyenlerden oluşan daha geniş bir ekip var. Bunlar Khan Akademi'nin tam zamanlı çalışanları değiller. Fakat 100 kişinin içinde tabii ki öğretmenler ve içerik hazırlayanlar da var. Büyük bir kısmı da biraz sonra bahsetmek istediğim yazılım tarafında seviye tespit mekanizmalarını geliştiren veya ödüllendirme algoritmalarını geliştiren yazılımcılardan oluşuyor. Onlara da geleceğiz ama Khan Akademi gelirini tamamen bağışlardan mı karşılıyor ve istenildiği düzeyde sağlanıyor mu bağışlar? Ne mutlu ki sağlanıyor. Khan Akademi kar amacı gütmeyen bir kuruluş, yani bir vakıf. Tamamen ücretsiz bir hizmeti topladığı bağışlarla, burada tabii ki bireysel bağışlar kadar kurumsal bağışlardan da bahsediyoruz. Dünya genelinde birçok şirket Khan Akademi'ye belki kendi bütçeleri için küçük ama Khan Akademi için önemli miktarlarda bağış yapıyorlar. Hatta dünya genelinde çok farklı yerlerde, ülkelerdeki vakıflar da Khan Akademi'nin o ülkenin diline çevrilmesine finansal olarak destek sağlıyorlar. Peki bu güzel ve yaratıcı fikri ortaya atan Salman Khan'dan bize biraz daha bahseder misiniz? Salman Khan gitgide popülerleşen bir isim olmaya başladı. Hatta bugün Time dergisi tarafından dünyada en önemli 100 isimden biri seçildi. Yine başka bir dergi tarafından 40 yaş altındaki en önemli 40 isimden biri seçildi. Hatta çok yakın zamanda, geçtiğimiz ay, Amerikan Başkanı Obama tarafından da eğitim sektöründe yaptığı bu girişimcilik üzerine girişimcilik elçisi seçildi. Salman Khan'ın bir de kitabı var. Yeri gelmişken bahsetmek isterim. Nedir? Kitabın adı One World Schoolhouse. Yani biz bunu Türkçe'de bir dünya sınıfı olarak aslında yayınlamayı düşünüyoruz. Ama iyi haber, bunu da ilk defa sizin sayenizde buradan dinleyicilerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu kitabı artık Türkçe olarak da yaz aylarından itibaren raflarda görme şansımız olacak. Harika. Peki Khan Akademi'nin dünyanın en önemli öğrenim platformu olduğundan bahsettiniz. Khan Akademi bugüne kadar kaç insana ulaştı? Rakamsal olarak kesin bir şey söyleyebiliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Online bir platform olmasının en iyi yanı bunun takip edilebilir olması ve şeffaflık sunması.
Kaan Akademi'nin ulaştığı insan sayıları belli. Hı hı. Hatta son 3 sene içerisinde 175 milyon insandan fazla oldu. Bugün dünyada 350 bin eğitimcinin derslerinde aktif olarak Kaan Akademi içeriklerinden yararlandığını biliyoruz. Aynı zamanda her ay 10 milyon öğrenci Kaan Akademi ile öğreniyor. Belki daha etkileyici olan her gün 4 milyon alıştırma çözülüyor. Bugüne kadar son 3 sene içerisinde cevaplanan soru, çözülen alıştırma sayısı 2 milyarın üzerinde. Kaan Akademi neredeyse 450 milyon ders verdi dünya genelinde ve büyüme oranlarına da bakarsak çok kısa süre içerisinde yarım milyara ulaşacakmış gibi görünüyor. Peki Bill Gates bile çocuklarını Khan Akademi'den okutacaksa ya da okutuyorsa neler var Khan Akademi'nin içeriğinde eğitim olarak? Her ders var mı örneğin? Evet. Çoğu şey var. Tabii ki her ders olması mümkün değil ama her geçen gün büyüyor. Khan Akademi'de matematikten organik kimyaya, basit toplamadan diferansiyel denklemlere, ilkokul seviyesinden üniversite seviyesine ya da okul müfredatından bağımsız finans veya sanat tarihi gibi konularda da pek çok eğitim videosu var. Bu videolar ortalama 8-10 dakikalık, öğrencileri veya izleyen meraklı tüm izleyicileri sıkmayacak şekilde dostça bir tavırla anlatılıyor. Böylelikle bir öğrenci sınavına Khan Akademi içerikleriyle çalışabiliyor ya da bir veli çocuğunu Khan Akademi üzerinden ders çalıştırabiliyor. Hatta bahsettiğim gibi bunu sınıflarda kullanan öğretmenler de var. Yaklaşık 6000 ders videosundan bahsediyoruz. Tabii videodan fazlası var. Khan Akademi belki de ücretsiz olması dışında benzer yapılardan biraz daha farklı konuma getiren de bu. İnteraktif alıştırmalar var. Daha keyifli bir öğrenme deneyimi sunuyor. Ödüllendirme sistemi sayesinde öğrenciler izledikleri video ya da çözdükleri soru başına puanlar kazanıyorlar. O puanları nasıl kullanıyorlar peki? Hiçbir finansal yanı yok bu puanların. Her ne kadar sistem hangi öğrencinin kaç puan kazandığını diğer öğrenciye göstermese de buna rağmen sınıflarda tatlı bir rekabet olmaya başlıyor. Sırf daha çok puan toplamak için gece eve gittiğinde oturup geç saatlere kadar video izleyen, ders çalışan çocuklar görmeye başladık. Bunlar çok güzel tabii ki eğitimde trikler değil mi? Öğrenciyi motive etme açısından. Evet, eğitimde oyunlaştırma aslında çok gündemde bir kavram. Hı-hı. Oldukça tartışma da var bu konuda. Çünkü artık geçmişteki ciddi kitaptan eğitim anlayışı biraz daha online veya bu gibi ödüllendirme mekanizmaları gibi daha öğrencileri oyun oynatacak hale gelmeye başlıyor. Çünkü çok daha renkli bir kuşak var artık. Evet. Yani ilginçtir ki şunu söyleyebilirim. Türkiye'de Khan Akademi ile ders işleyen sınıflarda 12. sınıf öğrencilerinin, yani artık üniversiteli diyebileceğimiz 18 yaşındaki gençlerin bile bu puan ve oyun mekanizması sayesinde Khan Akademi ile epeyce vakit geçirdiklerini söyleyebiliyoruz. En azından görebiliyoruz sistemde. Hı hı. Peki içeriğine dair var mı başka eklemek istedikleriniz Alp Bey, Khan Akademi'nin? Önemli bir noktadan çok kısa bahsetmek istiyorum. Khan Akademi sunduğu teknolojik yeniliklerle bir bireysel bilgi kaynağı olmanın dışında bir eğitim aracı da. Yani öğretmenleri de hedefleyen ve öğretmenlerin de teknolojiyle elini güçlendiren bir sistem. Khan Akademi sistemiyle ders işleyen öğretmenler sınıftaki öğrencileriyle ilgili birçok veriye ulaşıyor. Hangi öğrenci hangi videoyu izledi, kaç kere izledi, kaçıncı saniyede durdurdu, hatta evde mi izledi yoksa okulda mı izledi, bunların hepsi sistem üzerinde kayıtlı olarak görünebiliyor. Evet. Kısacası öğretmen sınıfa geldiğinde hangi öğrenci hangi konuya ne kadar hakim bunu bilerek geliyor. Böylelikle öğrenciye özel, kişiselleştirilmiş eğitim verme fırsatı buluyor. Öğrenci ile öğretmenin birebir geçirdiği zaman artıyor, ders daha interaktif bir hale geliyor ve bu şekilde teknolojiyi kullanarak sınıftaki insan faktörü ön plana çıkıyor. Oldukça önemli. Peki saatlerimiz 18.48'i gösteriyor. İsterseniz kısa bir ara verelim Alp Bey. TRT Radyo 1 ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak yayını burada ayrılacak. Kısa bir aradan sonra yayınımızı Radyo 1'den dinlemeye devam edebilirsiniz. Evet, herkese her yerde dünya standartlarında bedelsiz eğitim veren Khan Akademi konuşuyoruz. Khan Akademi Türkçe'nin Türkiye Direktörü Sayın Alp Köksal konuğumuz.
Saatlerimiz 18.51'i gösteriyor. Son 9 dakikamıza giriyoruz. Kan Akademi'de ücretsiz olduğu için tabii ki biraz daha ön plana çıkarıyor. Biraz içeriğinden de bahsettik aslında. Türkçeleşmesinden de bahsedelim şimdi isterseniz Alp Bey. Nasıl Türkçeleşti Kan Akademi? Tabii Kan Akademi Türkçe çoğumuzun bir mühendislik şirketi olarak tanıdığı ve geçtiğimiz yıl 75. yılını kutlayan STFA grubunun bir girişimiyle Kaan Akademi ilk uluslararası iştiraki olarak kuruldu. Bugün Kaan Akademi 28 dile çevriliyor. Fakat Avrupa kıtasında hala bu işi en büyük ölçekte yapan grubun Kaan Akademi Türkçe olduğunu gururla söylüyorum. Güzel, Avrupa'da birinci sıradayız yani. Aslında dünyada birinciliği oynuyoruz da neyse mi? Mütevazı olmaya gerek yok sanırım. Çok iyi. Çünkü ilk bu işi yapan, Amerika dışına taşıyan girişim Kaan Akademi Türkçe oldu. 2013 yılının Kasım ayında gerçekleşen bir lansmanla bunu duyurduk. Aslında lansman demek çok doğru değil. Daha büyük bir etkinlikle belki Salman Kaan'ı da Türkiye'de ağırlayarak bunu daha geniş kitlelere de duyurmayı gelecekte hedefliyoruz. Fakat yaptığımız işi başlattığımızı, artık Kaan Akademi'nin Türkiye'ye geldiğini duyurmuş olduk. Hı hı. Tabii çeviri çalışmaları 2,5 seneyi aşkın bir süredir devam ediyor. Her geçen gün büyüyoruz. Alışılagelen eğitim sistemini biraz daha geliştirmeyi, yenilikler katmayı, Türkçe eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kar amacı gütmeyen bir organizasyon Kaan Akademi Türkçe. Dolayısıyla Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı, bir STFA vakfı ile birlikte çalışıyoruz. Birçok gönüllü çevirmen, öğrenci, öğretmen, hatta sanatçı Kaan Akademi'nin Türkçeleştirilmesine destek sağlıyorlar. Tamamen gönüllülük esasına dayalı değil mi bu hizmetlerde? Evet, gönüllülük esasına dayalı ve bir sosyal sorumluluk projesi olarak konumlandırıyoruz. Şu ana kadar 2500'den fazla dersi Türkçeleştirdik ve www.kaanakademi.org.tr adresinde bu dersler ücretsiz olarak yayınlanıyor. Amacımız merak eden herkesin bu derslerden yararlanması, kendisini geliştirmesi, geçmişteki eksik bilgilerini telafi etmesi. Evet. Kısa sürede yaklaşık 1,5 milyon ders izlendi. Tabii bunun dışında interaktif alıştırmalar ve diğer gelişmiş teknolojik özelliklerin de bu sene içerisinde, daha doğrusu önümüzdeki okul dönemi öncesinde tamamen Türkçe olarak sunulması için de diğer çeviri çalışmalarımız hızla devam ediyor. Peki Kaan Akademi Türkiye'deki faaliyetlerine nasıl başladı? Burada Sezai Türkeş ve Feyzi Akkaya'yı rahmetle anmak isterim. Aslında ülkemizde iki değerli okulun da kurucuları Tevitöl ve Feyzi Akkaya Teknik Lisesi. Bunların yanında 1992 yılında Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı'nı kuruyorlar. Biz Kaan Akademi Türkçeleştirme çalışmalarımızı bu vakıf altında sürdürüyoruz. Kurulduğu yıllarda Türkiye'de eksikliği duyulan yabancı kaynaklı akademik yayınları kar amacı olmaksızın Türkçe'ye çevirmeyi hedefliyorlar ve Türkçe konuşan tüm insanlara bunu ulaştırma misyonuyla faaliyet gösteriyorlar. Aslında 1992'den Kaan Akademi Türkçe'nin çalışmalarının başladığı 2012 yılına geldiğimizde 20 sene sonra hala misyon aynı misyon. Bugün yurt dışında, Türkiye dışında olan ve henüz ülkemize ulaşmamış önemli akademik kaynakları biz de artık kitap olarak değil, online olarak internet üzerinden öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırmakla aynı misyonu sürdürüyoruz. Evet. Online eğitim zaten dünyada artık popülerliği hızla yükselen bir trend haline geldi. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir işbirliğine gittiniz mi? Tabii ki. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, YEİTEK diye genelde anılır bilinir. Kaan Akademi Türkçe'nin kuruluşundan beri YEİTEK'le iletişim içindeyiz. Evet. Fatih projesi kapsamında Kaan Akademi Türkçe derslerinde kullanılması planlanıyor. Çok güzel. Şu anda Kaan Akademi Türkçe dersleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim bilişim ağında yer alıyor. Türkiye genelinde EBA üzerinden binlerce sınıfa şu anda ulaşıyor. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yaptığımız bir işbirliği de var. Bu işbirliği kapsamında da Kaan Akademi Türkçe eğitimlerinin dilediği eğitimi alma fırsatı bulamamış, geçmişte herhangi bir sebeple eğitim alamamış insanlara ulaşması, bu bireylerin de faydalanmasını hedefliyoruz. Peki Kaan Akademi derslerini Türkiye'de kullanan okullar var mı? Tabii hızla artıyor. Şu anda ilk kullananları belki söylemek doğru olur.
Robert Kolej, TED İstanbul Koleji, Doğa Koleji, Hisar Okulları, Feyziye Mektepleri, Işık Lisesi, hatta İstanbul dışında Gaziantep Kolej Vakfı Lisesi, Kaan Akademi'yi ilk kullanmaya başlayan birkaç okul. Eminim çok daha fazla vardır. Burada ismini söylemediğim varsa lütfen affolsun. Her gün yeni okullar kullanmaya başlıyor. Aynı zamanda Tevitöl, Koç Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi kurumların öğrencileri, öğretmenleri veya akademisyenler de birebir bu projenin çevirilerine ve danışmanlık anlamında bize büyük katkı destek sağlıyorlar. Peki Alp Bey, son olarak siz bu projeye nasıl dahil oldunuz ve Kaan Akademi Türkiye ekibiniz kaç kişiden oluşuyor? Kaan Akademi Türkçe bir sosyal sorumluluk ve gönüllülük projesi. Ben daha önce Boğaziçi Üniversitesi'nde görevliydim. Geçmişte hem Amerika hem Türkiye'de lise ve üniversite okuma şansım oldu. Bu bakımdan gerçekten kendimi şanslı görüyorum. Çünkü iki seviyede de Kaan Akademi'nin çıkış ülkesinde ve ülkemizde eğitim sistemlerini deneyimleme şansım oldu. Bu uluslararası deneyim ve akademik geçmişimi sosyal fayda idealleriyle Kaan Akademi Türkçe'de buluşturabildiğim için çok mutluyum. Ben ve ekibim çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Ve şahsım adına dünya genelinde bu harika fikrin projenin bir parçası olmaktan dolayı da gurur duyuyorum. Hedefimiz milyonlarca kişiye ulaşmak. Ama işin aslı, eğer bir kişinin bile hayatına dokunabiliyorsak, eğitimine katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Ne güzel. Diğer sorunuza dönecek olursak, yarı zamanlı çalışanlarımızla birlikte 15 kişiye yaklaşan bir ekiple çalışıyoruz. STFA grubunun üst düzey yöneticileri projeye birebir destek sağlıyorlar, çok yakından takip ediyorlar. Hepsine buradan Türkçe eğitime yaptıkları bu önemli katkılar için de teşekkür etmek isterim. Baş öğretmenimiz Murat Ercan, Salman Kağan'ın Türkçe sesi. Aslında kendisi hem lise hem üniversite seviyesinde 15 yıldan fazla öğretmenlik yapmış biri. Aynı zamanda da müzisyen olması, sesi ve anlatımıyla birçok öğrenciyle bir bağ kurduğunu söyleyebilirim. Derslerin İngilizceden Türkçe'ye çevirilerinde ise gönüllü öğrenci, öğretmen, akademisyenler, hatta alanında uzman profesyoneller destek sağlıyorlar. Tam zamanlı olarak aynı ofisi paylaştığım genç arkadaşlarım var. Çok dinamik bir ekiple çalışıyoruz. Bugüne kadar çeviri yapan kişileri de 250'den fazla olduğunu söyleyebilirim. Projemize bir kişi bile bir çeviriyle destek sağlasa bizim için çok değerli. Bundan çok fazla, çok daha fazla destek sağlayanlar da var. Evet. Türkçe eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için Kaan Akademi Türkçe'ye katkı sağlayan herkese minnettarız. Evet. Ayrıca Parla Şenol, Funda Postacı, Selçuk Kıpçak, Ümran Kan gibi değerli ses ve seslendirme sanatçıları da projemize gönüllük esasıyla destek veriyorlar. Derslerimizin Türkçe sesleri oluyorlar. Evet. Çok teşekkürler Sayın Köksal. Maalesef süremizin sonuna geldik. Daha fazla dinlemek isterdik Kaan Akademi ama sanıyorum yeteri kadar tanıtımını yapmış olduk. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Böyle bir fırsat tanıdığı için sizlere de teşekkür ederim. Amacımız Kaan Akademi Türkçe ile Türkçe eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirebilmek. Harika. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Kaan Akademi Türkçe'nin Türkiye Direktörü Sayın Alp Köksal konuğumuzu son bölümde. Özgün Ozan Karadağ programı hazırladı.